Haberin Merkezi Kanal 3 Ana Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Gün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Ana Haber bültenimiz başlıyor. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Aralık ayı olağan toplantılarının 3. oturumunda valilik makamından gelen teklifler okundu, ilgili komisyonlara havale edildi. 3. İl Genel Meclisi Aralık ayı 3. oturumuna Başkan Burhanettin Çoban başkanlık etti. Açılış ve yoklamanın ardından valilik makamından gelen 5 gündem dışı teklif meclis üyelerine okundu. Teklifler ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi. Gündem maddesinde bulunan Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde yapılması planlanan imar plan değişikliğine ilişkin komisyon raporu oy birliğiyle kabul gördü. Daha sonra Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne 2022 yılı katılım aidatı ödeneğinin aktarılması da ilgili komisyonun raporu doğrultusunda kabul edildi. İl Özel İdaresi birimlerinin görev dağılımında İl Özel İdaresi ve tüm kamu kurumların yapım, bakım ve onarım işlerinin tek birim tarafından yapılması için Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kurulmasına, ilgili şube için kadro oluşturulmasına karar verildi. Bir sonraki maddede ise İl Özel İdaresi'nde 1. derece Yatırım ve İnşaat Müdürü kadrosunun oluşturulmasına ilişkin komisyon raporu onaylandı. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 35. maddesi gereğince Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nde oluşturulan birimlerin görev, çalışma ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Görev Dağılımı Yönetmeliği ise yeniden görüşülmek üzere bir sonraki oturuma ertelendi. Aralık ayı toplantılarının 4. oturumu yarın gerçekleştirilecek. İl Genel Meclisi Aralık ayı olağan toplantılarının 3. oturumunda İYİ Parti İl Genel Meclisi üyesi Alper Yağcı gündem dışı söz alarak dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan kavgaya değindi. Yağcı, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili ileri sürülen haksız ödeme konusundaki iddiaların doğru olup olmadığını sordu. İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Alper Yağcı, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde yaşanan kavgada Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün yaralandığını ve yoğun bakıma kaldırıldığını hatırlatarak geçmiş olsun dileklerini dile getirdi. Dün bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partimizin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıdan sonra Sayın Vekilimize önce geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaşanan saldırıyı kınadığını aktaran Yağcı şunları söyledi. Meclisimizde, Gazi Meclisimize yakışmayan millet iradesine ve partimize karşı bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu hareketinden dolayı AK Parti milletvekilliğini kınadığımızı belirtmek istiyorum. Ama bunun devamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partiler, AK Parti grubu da dahil yapılan saldırı karşısında amasız, fakatsız üzüntülerini dile getirdiler. Fakat hepimiz siyaset yapıyoruz. Özellikle Gazi Meclis'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan bir siyasetçinin bu hareketinden dolayı özür bile dilemeyeceğini beyan etmesi ayrı bir ayıp olarak tarihimize geçmiştir. Alper Yağcı, konuşmasının devamındaysa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili iddialar dile getirdi. Konunun doğruluğunu sordu. İlimizde organize sanayi bölgesinde yapılan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatı sırasında ilk müteahhitin iflas ettiği, bu iflas eden müteahhitten sonra bir komisyon kurularak burada yapılan işlerin ödemesinin gerçekleştiği ve bu kurulan komisyonun da yapılmayan işleri listeye yazıp ödemesinin yapıldığına dair yerel basında ve halkımız arasında bir duyum var. Okulun yapım sırasındaki kamuoyunda ortaya çıkan iflas eden firmadan sonra yapılmayan işlerin ödemesinin yapılmadığıyla ilgili meclisimizin özellikle bilgilendirilmesini istiyorum.
İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, saldırı ile ilgili üzüntülerini dile getirdi. Görmek istenmeyen olaylar olduğunu söyledi. Ankara Belediyesi'ne güzel şekilde izah etti. Bir yapılan saldırı, kullanılan kaba kuvvet, bunun hiçbir izahı, mazereti yok. Dün akşam da izledim. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eltaş Bey de yaralı milletvekilimizin bulunduğu hastaneye giderek keyif sohbeti iletecekti ama tabii hastamız yoğun bakımda olduğu için görüşme imkanı olmadı. Görüşme sağlandı. Fakat orada açıklamayı yaptı. Bu kaba kuvvetin hiçbir mazeret olmaz dedi. Bizzat kendini takip ettim. Hadi görüşlere katılıyoruz. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili konuyaysa İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy cevap verdi. Yaklaşık 5 yıl önce falan önceye dayanıyor. Şu anda konu yargıda. Bir kamu zararı var mıdır yok mudur? Sorumluları kimlerdir? Şu anda yargıda mahkemesi devam ettiği için konu hakkında beyanda bulunmamız yanlış olur. Mahkeme sonucunu bekleyelim. Ona göre bir karar verelim. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tahsisinin yapıldığını müjdeledi. Sizin okulunuz sonra daha sonra tam fakir olduktan sonra mesleğiyetim oldu. Geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar ziyaretinde Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyarette bulunan Milletvekili Mehmet Taytak, lise için 270 bin liralık ödenek müjdesini vermiş ve ziyareti sırasında okul yönetimiyle toplantı gerçekleştirmişti. Hoş geldiniz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekiliyim. Toplantıda okul yönetimi lisenin fiziki şartlarından dolayı milletvekili Taytak'tan Merkez Erkmen Hürriyet Mahallesi 311 ada 69 parselin tahsisinin kendilerine yapılmasını talep etmişti. Ziyaret sonrası konuyu yakından takip eden milletvekili Taytak, Milli Emlak Genel Müdürünü ziyaret ederek belirtilen bölgedeki taşınmazın liseye tahsisi konusunda destek istedi. Termal'in başkenti Afyonkarahisar'da böyle okulların termal bölgede yer almasının önemine değinen milletvekili Taytak, çocuklarımızı, ülkesini, milletini seven, çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek bizlerin görevidir. Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bir donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, hayallerini hedeflere, hedeflerini de gerçeğe dönüştüren, kültürüne meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı nesiller yetiştirmek en önemli görevlerimizdendir. Ziyaretim sırasında okul müdürümüz Sami Solmaz ve öğretmenlerimiz yeni bir bina yapımı için belirtilen yerin tahsisinin talebinde bulundular. Ben de talebi alır almaz gerekli makamlarla görüşerek bu konuda desteklerimi kendilerine sağladım. Bugün Milli Emlak Genel Müdürümüzden tahsisin onaylandığına dair yazıyı bizzat kendi elinden alarak müjdeyi paylaşmak istedim. Okuldaki öğrencilerimiz için hem eğitim hem de hayata hazırlanmaları noktasında her zaman elimden geleni yapacağım. Ben, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ve Afyonkarahisar Milli Emlak Müdür Vekili Oğuzhan Serhat Paşa vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Okul yönetimine ve öğrencilerimize hayırlı olsun dedi. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Korun hocam. Merhaba hocam. Okul Müdürü Sami Solmaz, tahsis sonrası Milletvekili Mehmet Taytak'a hem yönetimi hem de öğrenciler adına teşekkürlerini ileterek, Sayın Vekilimiz Mehmet Taytak'a okulumuz Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne termal bölgede yeni bir okul yeri kazandırdığı için çok teşekkür ederiz. Bu çalışma ve gayretlerinizi takdir ediyoruz. Allah vekilimizden razı olsun. Eğitim konusunda bütün başarılarını takip ediyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Vekilimiz var olsun. Dedi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında Yarım Elma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Milletvekili Eroğlu, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'i ziyaretinin ardından Yarım Elma Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. İnade var şu an. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, yardıma muhtaç vatandaşlara umut olan Yarım Elma Derneği'ni yeni yerinde ziyaret etti. Sorayla belge veriyoruz, şunu bir doldur, malın var mı, tapuya git. Aracın var mı? Bir yerden emekli parası alıyoruz.
Milletvekili Veysel Eroğlu, Yarım Elma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, Dernek Müdürü Seydi Yılmaz ve Dernek Üyesi Melih Yurtel tarafından kapıda karşılandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öztürk, Eroğlu'na derneğin kuruluş amacı ve faaliyetlerinden bahsetti. Amacımız fakir fukaraya, kimsesizlerin kimi olma adına hareket ettik. Hala öyleyiz ve zekat müessesesini değerlendiriyoruz biz burada. Zekatı en uygun insanlara vermeye çalışıyoruz. Gıda bankası diye başladık ama ihtiyacın sadece gıda olmadığını görünce Aziz Hoca'ya biz bir daha başvurduk. Hocam bu kanuna diğer ihtiyaç maddeleri diye koydursanız da işe yarayacak diye bir kanun değişikliğinde onu da yaptı. Allah razı olsun. Ve sistem oturdu. Artık gıda yok bize. Gıda, yiyecek, yakacak, temizlik malzemeleri. Bunları da dağıtıyoruz. Giyecekler sıfır. Ziyaretle ilgili konuşan milletvekili Eroğlu'ysa açta açıkta kimse kalmasın dedi. Hakikaten Yarım Elma Derneği'nin faaliyetlerini duyuyoruz ve takip ediyoruz. Ben de gurur duyuyorum. Hatta biz manevi olarak her bakımdan sizin yanınızdayız. Esasen gerçekten fakir fukaraya sahip çıkmak çok önemli. Çok büyük bir fazilet, büyük bir sevap aynı zamanda. Çünkü bizim kültürümüzde var zaten. Açta açıkta kimse kalmasın. Fakir fukara kimse olmasın. Esasen Peygamber Efendimiz de ne buyuruyor? Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir diyor. İnsanların tabii sadece gıdaya değil, yiyeceğe de ihtiyacı var. Baktaki temizlik malzemesine ihtiyacı var. Dolayısıyla bunların hepsini sağladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın ihracatı hakkında değerlendirmede bulundu. Başkan Serteser, 11 aylık ihracatın 373 milyon dolar olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'ın ihracatı hakkında değerlendirmelerde bulunan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın 2022 yılı Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %7.2 geriledi. 2021 yılı Kasım ayında 32 milyon 641 bin dolar olan ihracatımız, bu yıl Kasım ayında ise 30 milyon 301 bin dolar oldu. 11 aylık ihracatımızda ise yükselme kaydedildi. Geçen yılın ilk 11 ayında 350 milyon 213 bin dolar olan ihracatımız, bu yılın ilk 11 ayında %6.7 artarak 373 milyon 554 bin dolara çıktı, dedi. Serteser, Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı hakkında da bilgiler vererek, 2021 yılının Kasım ayında ilimizden 81 ülke ve 2 serbest bölge ihracat yapılırken, bu yıl Kasım ayında ise 76 ülke ve 3 serbest bölge ihracat gerçekleştirildi. İhracatımızda ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri aldı. Bu ülkeye yaptığımız ihracat, geçen yıla göre %19.2 gerileyerek 5 milyon 397 bin dolar oldu. İhracatımızda ikinci sırayı alan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilimizden yapılan dış satım %8.3 gerileyerek 2 milyon 634 bin dolar oldu. Üçüncü sıradaki Fransa'ya %39.1'lik gerilemeyle 2 milyon 79 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Geçen yıl Kasım ayında yok denecek kadar az bir ihracat yapılan Suudi Arabistan, bu yıl Kasım ayında 1 milyon 999 bin dolarlık ihracatla dördüncü, yine geçen yıl Kasım ayında düşük bir ihracat yapılan Özbekistan, bu yıl Kasım ayında 1 milyon 500 bin dolarlık ihracatla 5. sırada yer aldı, ifadelerini kullandı. Başkan Serteser, Afyonkarahisar'ın ihracatında öne çıkan sektörleri de şöyle açıkladı. 2022 yılının Kasım ayında en çok ihracat yapan sektör, çoğunluğu mermer ve doğal taş olan madencilik sektörü oldu. Bu sektörün ihracatı %8.1'lik gerilemeyle 19 milyon 4 bin dolar olarak gerçekleşti. İkinci sıradaki çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatı %2.9 artarak 2 milyon 104 bin dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı %41.2
yükseldi ve 1 milyon 746 bin dolara çıktı. Çelik sektörü %4.769'luk artış ve 1 milyon 520 bin dolarlık ihracatla dördüncü, makine ve aksamları sektörü %128.1'lik artış ve 1 milyon 213 bin dolarlık ihracatla beşinci sırada yer aldı. Afyon Koçtepe Üniversitesi 2022 yılı ödül ve akademik yükseltme töreni yapıldı. Atatürk Kongre Merkezi'nde yapılan törende doçentliğe yükselen öğretim üyelerine şalları takıldı. Profesörlüğe yükselen öğretim üyelerine ise belgeleri takdim edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşen tören saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Törene Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey, İl Protokolü, Akademik Kadro ve idari Personellerle törende ünvanları yükselen öğretim üyelerinin aileleri katıldı. Tören Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş'ın konuşmasıyla başladı. Rektör Karakaş, AKÜ'nün her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. Temeli 1974'e dayanan ve 1992 yılında çıkan kanunla üniversiteleşen Afyon Kocatepe Üniversitesi, bugün ilimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayan bir yüksek öğretim kurumu haline gelmiştir. Kuruluşundan bugüne 160 bin civarında mezun veren üniversitemiz, bünyesinden Uşak ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitelerini çıkararak anaç üniversite niteliği de kazanmıştır. Bu kadim topraklarda kök salan Afyon Kocatepe Üniversitesi, adını aldığı Kocatepe'de elde edilen zaferin heyecanıyla geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Sayın Bakanım, değerli konuklar, rektörlük görevinin tarafıma tevdi edilmesiyle birlikte stratejik planımızı güncelledik. Stratejik planımızın merkezine niteliksel gelişmeyi yerleştirdik. Çünkü akademik ve fiziki altyapı ihtiyaçlarımız önemli ölçüde tamamlanmıştı. Artık yeni ürünler ve çıktılar ortaya koymamız gerektiğinin farkındaydık. Bu doğrultuda öncelikli alanlarımızı yeniden tanımladık ve yeni hedefler oluşturduk. Öncelikli alanlarımızı revize ederek ilimizin ve bölgemizin potansiyel imkanları bağlamında veteriner, turizm ve mühendislik alanlarını üniversitemizin yeni öncelikli alanları olarak ilan ettik. Politikamızı hayata geçirme ve hedeflerimize ulaşma sürecinde bütün kurul ve kurumlarımızı çalıştırıyoruz. Karakaş'ın ardından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da bir konuşma yaparak akademik olarak yükselen personeli kutladı. Evvela özellikle ödül alacak olan aynı zamanda akademik yükseltme ile doçent ve profesör unvanlarına kavuşacak olan hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Doçentlik ve profesörlük de önemli bir kariyer. Biz de bugün o günler yaşadık. Dolayısıyla inşallah hayırlı hizmetler Rabbim lütfetsin, bereket ihsan buyursun. İnşallah çok sayıda talebe, doktora talebesi ve doçent, profesör yetiştirirsiniz inşallah. Şimdi değerli dostlar, tabii AKÜ'müz çok gelişti. Yani bu üniversite, Afyon Kocatepe Üniversitesi, iki tane üniversitenin, büyük üniversitenin doğmasına vesile oldu. Bunlardan birisi Uşak Üniversitesi, diğeri de Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi. Dolayısıyla bu üniversite hakikaten Afyon'a ikinci bir üniversiteyi kazandırdı. Dolayısıyla gönülden tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından dünden bugüne Afyon Kocatepe Üniversitesi adlı belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından akademik kadro ve idari personellere ödülleri il protokol tarafından takdim edildi. Kendinize bir kez daha teşekkür ediyorum.
Afyonkarahisar'ın önde gelen iş insanlarına teşekkür belgeleri Rektör Karakaş tarafından verildi. Evet, katkılarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Ardından Milletvekili Veysel Eroğlu'na, Vali Kübra Güren Yiğitbaş adına Vali Vekili Uğur Kolsuz'a, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek adına Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner'e teşekkür plaketleri verildi. Profesör unvanı alan öğretim üyelerine belgeleri Rektör Karakaş tarafından takdim edildi. Daha sonra doçentliğe yükselen öğretim üyeleri kürsüye çağrılarak il protokolü tarafından şalları takıldı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Efendim, yapılan akademik yükseltme törenini yarın Kanal 3 ekranlarında özel gündem programında tamamını izleyebilirsiniz. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası eğitimlerine devam ediyor. ATSO KOBE Akademisi çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde bu kez konu kurumsal temsil ve protokol yönetimi eğitimi oldu. Bay Protokol olarak tanınan protokol ve nezaket kuralları uzmanı İhsan Ataöv eğitim verdi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası KOBE Akademisi eğitimleri devam ediyor. Lütfen hemen inanmayın. Bir daha başka bir kaynak. ATSO KOBE Akademisi tarafından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğinde kurumsal temsil ve protokol yönetimi eğitimi düzenlendi. Çıktım koridorda böyle tarzından, tipinden bildiğini düşündüğüm insanlar. Eğitime ATSO'ya üye KOBE ve işletmelerin temsilcileri ve ilgililer katıldı. Eğitim seminerinin açılışını Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser yaptı. Başkan Serteser, Bay Protokol olarak tanınan protokol ve nezaket kuralları uzmanı İhsan Ataöv'den övgüyle söz etti. Biz geçen sene de yine bu eğitimlerimiz kapsamında Sayın Ataöv tarafından eğitim verilmişti sizlere. Fakat gelen talepler doğrultusunda biz de kendisi çok değer veriyoruz. Bizim için de çok önemli ve meclisimiz de tekrar yenilendiği için hem de sizden gelen talepler doğrultusunda bu eğitimi de vermek istedik. Her sene artık bu eğitimi vereceğiz. Bu eğitimin çok faydalı geçeceğini, zamanın nasıl geçtiğini Sayın İhsan Ataöv bize bu eğitimi verirken anlayamayacağız. Eğitime konuşmacı olarak katılan İhsan Ataöv ise Başkan Serteser'in yeniden başkan seçilmesiyle ilgili olarak hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ataöv şöyle devam etti. Sayın Başkanımız sağ olsun beni çok gururlandırdı konuşurken. Ona da saygılarımı iletiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği benim aslında çok yakın olduğum bir kurum. Baktığımızda ticaret odalarıyla da çok fazla eğitimler yapıyorum. Ama geçen sene bu dönemde Afyon'a gelmiştim. Afyon'da keyifli bir eğitim yapmıştık. Eğitimden sonra sürekli iletişimde kalan katılımcılar oldu. Bana yazdılar, takıldıkları yerde yazdılar, organizasyon oldu yazdılar, valilikte bir şey oldu yazdılar. Bu çok keyifli bir şey. Buradan böyle kopmayan birliktelikler elde edebilmek. Bir sene geçti, sağlıkla sahanda tekrar buluştuk Afyon'da. Bu yüzden Afyon Ticaret Odamızın kıymetli başkanlarına ve burada olmama vesile olan tüm yönetimine ben de teşekkür ederek başlayacağım efendim. Konuşmaların ardından Bay Protokol Ataöv, temsil nedir, ilk izlenim ve algı yönetimi, resmi hayatta giyim ve renkler, hitap, beden dili, tokalaşma, kartvizit takdimi, makam odasında protokol kuralları konularında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verildi. Bir telefon geldi bana, dediler ki, İhsan Bey dediler, bir mülakata davet ediyoruz. Afyonkarahisar Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çay İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Milletvekili Sarıbal'ın katılımıyla İl Başkanı Yalçın Görgöz, Çay İlçe Başkanlığı'nda basın açıklamasında bulundu. Basın toplantısı sonunda Milletvekili Sarıbal, İl Başkanı Görgöz ve İlçe Başkanı Selvi, pazar esnafını gezerek dertlerini dinledi. Ürünlerin depolarda kalması ve depo maliyetlerinin onlara yazılmasını istemiyorlardı.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çay ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete İl Başkanı Yalçın Görgöz, Çay ilçe başkanı Ali Selvi ve partililer katıldı. Tek tek soracağımızı sadece yukarıda değil, en küçük... Bursa Milletvekili Sarıbal, kürsüye çıkarak selamlama konuşması yaptı. Onlar gidecek, biz geleceğiz ve hesap soracağız. O haramilere bu topraklarda götürdükleri, yedikleri her şeyin ama her şeyin yurt dışına kaçırdıkları bütün paraların hesabını soracağız. Daha dün enflasyon açıklandı arkadaşlar. TÜİK enflasyon açıklıyor. %85 küsürden %84 küsüre düşürdüler 1 puan. Öbür taraftan gıda enflasyonu %99'dan %102'ye. 3 puan fazla. Bir yerde bir sorun var değil mi arkadaşlar? Şimdi iktidar yalancı TÜİK'le rakamlarla oynayarak halkın hemen şu pazarda yaşadığı enflasyonu, markette, bakkalda, sokakta yaşadığı enflasyonu, doğalgazda, elektrikte, enerjide yaşadığı enflasyonu yok sayarak başka bir algı yönetmek istiyor. Daha sonra İl Başkanı Yalçın Görgöz basın açıklamasında bulundu. Hepimiz rahat olalım, çalışacağız. Gecemize, gündüzümüze katacağız. İşçimizle, çiftçimizle, köylümüzle, kentlimizle, esnafımızla, iş insanlarımızla, namuslu iş insanlarımızla, değerli, dürüst, doğru haber yapmayı alışkanlık haline getiren basınımızla ve herkesle, hepimizle, tüm vatandaşlarımızla çalışacağız. Çay ilçe başkanı Ali Selvi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biz yine birlik beraberlik içinde ve güçlü bir şekilde iktidara yürüyoruz. Millet İttifakı ile beraber alayınızla biz iktidarı devralacağız. Konuşmaların ardından Sarıbal, Görgöz ve Selvi pazar esnafını ziyaret ederek dertlerini dinledi. Afyonkarahisar'da Afyonkoçatepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi'nin destekleriyle Büyük Taarruz'un 100. yılı ulusal afiş yarışması sergisiyle Afyonkoçatepe Üniversitesi 30. yıl afiş sergisinin açılışı Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyük Taarruz'un 100. yılı ulusal afiş yarışması sergisiyle Afyonkoçatepe Üniversitesi 30. yıl afiş sergisinin açılışı Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Sergi 30 Aralık'a kadar sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergi açılışları tüm hızıyla devam ediyor. Büyük Taarruz'un 100. yılı ulusal afiş yarışması sergisi ve Afyonkoçatepe Üniversitesi 30. yıl afiş sergisi Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere ev sahipliği yaptı. Serginin açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Şuhut Kaymakamı Harun Reşitan, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş ve çok sayıda davetli katıldı. Afyonkoçatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Altaş serginin içeriğinden bahsetti. Büyük Taarruz'un 100. yılı Afyonkarahisar için ayrı bir öneme sahip. Biz de Afyonkoçatepe Üniversitesi olarak 30. yılımızı kutluyoruz. O etkinlikler kapsamında Afyonkarahisar Valiliği'nde etkinlikler listesine aldığı Büyük Taarruz'un 100. yılı ulusal afiş yarışması düzenlendi. Şuhut Meslek Yüksekokulu çatısı altında yapıldı ama Afyonkarahisar Valiliği'nin etkinlikler listesindeydi, himayelerinde. Aynı zamanda Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi'nin destekleriyle, sponsorluğuyla hayata geçti. 160'ın üzerinde bir başvuru yapıldı afiş yarışmasına ve devamında 132 kadar eser önerilmeden geçti. Ardından 42 afiş çalışması 27 ayrı şehirden sergilemeye layık göründü.
ilk dört afişe de ilk üç ve özel ödül şeklinde ödül takdim edildi. İlki 26 Ağustos'ta Şuhut'ta gerçekleştirildi. Bugün ikincisini aynı zamanda üniversitemizin 30. yılı etkinlikleri kapsamında Rıza Çerçer Kültür Merkezimizde açmış olduk. İlk sergimiz bu şekilde. Dilerseniz ikinci hakkında da bilgi vereyim. İkinci sergimizde üniversitemizin 30. yılı afiş sergisi. Onda Şuhut Meslek Yüksekokulu Reklamcılık Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileriyle gerçekleştirdik. Toplam 12 tane afiş var burada. Üniversitemizin 30. yılını anlatan. Aynı zamanda Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında bir de artırılmış gerçeklik teknolojisiyle oluşturduğumuz bir kitabımız var. Şuhut Belediyesi desteğiyle hayata geçen. Onun da basılmış hali ve sergi halini bugün burada izleyicilerle buluşturduk. Yıl sonuna kadar, yani 30 Aralık'a kadar Rıza Çerçel Kültür Merkezi'nde sergimiz açık olacak. Ağtaş, Büyük Taarruz Artırılmış Gerçeklik kitabı hakkında da bilgiler verdi. Büyük Taarruz'un Şuhut sürecini, yani Atatürk evinden önceki hazırlıklardan ve Kocatepe'ye kadar olan süreci kronolojik olarak anlatan, artırılmış gerçeklik desteğiyle sunan, aslında canlanan kitap olarak da ifade ediliyor. Böyle bir kitap projemiz oluştu. Bir uygulamamız var, mobil uygulamamız. Artırılmış gerçeklik destekliyor. Şuhut AR isminde. Herhangi bir görseli gördüğü zaman direkt tanıyor. Ve kapağında 3 boyutlu Atatürk evinin bir modellemesi bulunuyor. Büyük Taarruz Karargahı biliyorsunuz. 100. yılında Büyük Taarruz'un Karargahı Şuhut ismini alıyor zaten. Hangi görseli tararsa o dönem hakkında bize bilgi veriyor. Coğrafi yapısı nedeniyle işgal kuvvetleri Şuhut Ovası'na inmeye cesaret edememişlerdi. Dağlarla çevrili bir alana sahip olan Şuhut, düşman için adeta bir kapan gibi. Sergideki eser sahipleri de eserleri hakkında konuştu. Afyon haritamız şöyle 64 ülkeden gelen öğrencilerimizi temsil ediyor. 64 farklı ülkeden öğrencimiz var. 64 farklı ülkeden öğrencisi olan üniversiteye zaten şey yaptık. Şurada kendi bayrağımız var. Konum ikonu olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni gösteriyor. Böyle bir çalışma. Buradaki eserimde üniversitemizin 4 yıllık öğretim süresini ve buradaki notaların başlarına da öğrencilerimizi koydum. 4 yıl, 4 bölümden. Yani başka onlar neden vektörel bir çizim kullandım, arka planı eksik etme bir arka plan şeklinde hazırladım. Burada üniversitemizin 30 yılda 160 bin mezunu var. Yani o 160 bin mezununa her bir 1000 kişiye bir kep olaraktan üniversitemizin de burada görmüş olduğunuz logosunun içine yani tam 160 tane kendim çizmiş olduğum yani vektörel olaraktan kepler var. Bu kadar. Evet değerli izleyenler, şimdi asayiş haberlerine, bölgede yaşanan gelişmelere bakıyoruz. Silindir operasyonu kapsamında 30 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yaklaşık 250 polisin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 259 gram metamfetamin, 46 gram esrarla 13 gram afyon sakızı ele geçirildi. Aralarında kamuoyuna elektrikli testere saldırısı olarak yansıyan olayında bulunduğu tehdit, yağma, ateşli silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suçu azmettirme, suç üstlenme gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Konya'da park halindeki araçtan ses sistemi çalan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Otorsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkez Meram ilçesinde parkhanedeki bir araçtan ses sistemi çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, hırsızlığın gerçekleştiği sokaktaki güvenlik kameralarından şüphelilerin Ali K. ile Muhammed Talha B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K.'nın 24, Muhammed Talha B.'nin ise 10 suçtan kayıtlarının olduğu tespit edildi. Ali K. ile Muhammed Talha B. çıkarıldıkları sulh ceza hakim ince tutuklandı. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde gribal enfeksiyon nedeniyle bir okulda eğitime 5 gün ara verildi. Sütçüler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ilçe Hıfzı Sıha Kurulu'nun kararına istinaden Çandırköy'ü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı. Konya'nın Bozkır ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 23 keçi 2 gün süren çalışmayla kurtarıldı. Mehmet Avcı, sarp ve dik kayalıklara çıkan 23 keçisinin aşağı kesimlere inememesi üzerine 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı dağ arama kurtarma ekibi, jandarma ekipleriyle çalışma başlattı. 2 gün süren çalışmayla keçiler havaalatı sistemi kurularak bulundukları yerden kurtarıldı. Keçiler sahibine teslim edildi. Asayiş turunun ardından Bilecik'e gidiyoruz değerli izleyenler. Milli Eğitim Bakanlığı'nca birçok ilde hayata geçirilen ücretsiz yemek dağıtımı projesi kapsamında Bilecik'te de 5000'den fazla öğrenciye ücretsiz yemek dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce taşımalı, okul öncesi eğitim ve pansiyonda kalan 5000'in üzerinde öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda tam donanımlı mutfakta 4 kadın aşçı sabahın erken saatlerinden itibaren yemeklerin hazırlanmasından sunulmasına kadar görev yapıyor. Taşımalı eğitim gören haftanın 5 günü pansiyonda kalan öğrencilere ise haftanın 7 günü ücretsiz sıcak yemek imkanı sunuluyor. Her gün 4 çeşit yemek çıkan yemekhaneler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve pansiyon yönetimiyle gıda mühendislerince hijyen ve gıda kontrolünden geçiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün bir günde 1000 yıl tarih ve medeniyet gezisi etkinlikleri kapsamında 31 ilden Konya'ya gelen yaklaşık 550 üniversite öğrencisi kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. KYK yurtlarında kalan yaklaşık 550 üniversite öğrencisi Konya'yı gezdi. KYK yurtlarında kalan öğrenciler Mevlana Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı ve fotoğraf çektirdi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Daire Başkanı Mutlu Doğan, yaklaşık 550 üniversite öğrencisinin şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret ettiğini söyledi. 31 ilimizden yaklaşık 550 öğrencimiz bugün Konya'dalar. Konya'nın tarihi mekanlarını ziyaret edecekler. Hazreti Mevlana'yı ziyaret edecekler. Bizler Konya halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Her sene geleneksel olarak yapılan bir gezimiz bu. Bizleri bağırlarına basıyorlar. Şükranlarımızı sunuyoruz kendilerine. Bugün Konya ilimizin gönlünde misafir olmaya geldik. Proje koordinatörlerinden Reyhan Çomak da öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile
Gönüllülük Federasyonu ortaklığında yürütülen projeye ilgi gösterdiklerini söyledi. Kazanlarda duran yemeklerimiz gönüllülerimiz tarafından mahallesindeki komşulara ikram ediliyor. Bu şekilde bir gönüllülük faaliyeti sergiliyorlar. Bu gönüllülük faaliyeti sayesinde sadece yemek ikram etmek değil aslında bizim amacımız. Gönüllülere dokunmak. Gençlerimiz hemen yan komşusunun kapısını çalarak aslında hem bir sosyal iletişim sağlamış oluyorlar, hem de aslında onlara yemek ulaştırarak hanelere mutluluk götürmüş oluyorlar. Bölge illerdeki haberlerimize Denizli ile devam ediyoruz. Denizli'de geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 18 yaşındaki Mehmet Çelen'in ailesine plaket verildi. Denizli'de trafik kazasında ölen çocuklarının organlarını bağışlayan aileye plaket. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde düzenlenen törende PAYU Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selçuk Yüksel, bağışçı aile adına Mehmet Çelen'in kardeşi Elif Çağdaş'a plaketi sundu. Yüksel, 1 Temmuz 2021'de meydana gelen kazadan 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Çelen'den alınan iki böbreğin Ankara ve Muğla'da bekleyen iki hastaya nakledildiğini ifade etti. Yüksel, bağışçı aile adına Çağdaş'ı tebrik etti. Elif Çağdaş ve eşi Hamdi Çağdaş organ bağışının önemine dikkat çekti. İki kişiye umut oldu. Biri Ankara'ya gitti, biri Ortaca Devlet Ortaca'ya gitti. Yani iki kişi daha hayat bulmuş oldu, iki kişiye daha umut olmuş oldu, iki kişi daha ölümden dönmüş oldu. Yani iki tane tabi böbreğim olmuş olsa hiç tanımadığım birilerine tabi verirdim, umut olurdum. Yani organ hayat kurtarır. Duygusal olarak çok zorlu bir süreçlerden geçmiş olduk ama yani iyiyiz şu an. Çok sağ olsun eşim, eş olmaktan ziyade bana hayat verdi. O da kendi böbreğini bana bağışladı. O da bir verici oldu, kardeşi gibi. Kardeşi iki genç hayata can oldu. Eşim de bana ikinci kez yaşama umudu oldu. Benim diyeceğim herkes bağışçı olmalı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Hal Camisi'nin yıkılarak arsasının ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesini öngören imar değişikliğine yargı yoluyla itiraz edildi. Hal Camisi'nin yıkılmasını öngören imar değişikliğine dava açıldı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen imar değişikliğiyle Hal Camisi'nin yıkılmasının gündemde olduğunu belirtti. İmar planında caminin bulunduğu parselle ilgili alınan kararın iptali için Eskişehir İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını duyuran Çalışkan, 1/5000 revizyon imar planlarında Hal Camisi'nin olduğu alan için ticaret turizm alanı olarak yapılan düzenleme kararına dava açtık. Keza yeni imar planlarıyla cami olarak belirlenen alana da cami yapılması aslında büyük fayda var. Çünkü gelişen ve değişen nüfus yapısı itibarıyla Hal Camisi'ne de yeni yapılacak camiye de ihtiyaç olduğu açıktır. Belediyeler yıkıma değil, mevcudu bozmadan millete hizmet etme ve eser üretme yerleridir. Bu doğrultuda hemşehrilerimizin dün olduğu gibi bugün de haklarını savunmaya devam edeceğiz. Davaların hukuki neticelerinin takipçisiyiz dedi. Nasrettin Hoca fıkralarını anlatma geleneğinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmesi, doğum yeri olarak da bilinen Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde memnuniyetle karşılandı. Nasrettin Hoca'nın doğduğu ilçede UNESCO sevinci. Fas'ta gerçekleştirilen UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması hükümetler arası 17. komite toplantısında Nasrettin Hoca fıkralarını anlatma geleneği UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine alındı. (Gülüyor)
Sivrihisar ilçesinin eski adıyla Hortu köyünde 1208 yılında dünyaya geldiği bilinen Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'nın isminin yaşatılması için Sivrihisar Belediyesi'nce yurt içinde farklı etkinliklere katılım sağlanıyor. Ooo çocuklar, şekerler, ne yapıyorsunuz? Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde düzenlendiği ilçede Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneğinin UNESCO listesinde yer almasıyla dünyaca bilinecek olmasının heyecanı da yaşanıyor. Aferin sana. Sen beni takip edeceksin o zaman, değil mi? Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü, Nasreddin Hoca'nın Sivrihisar'da doğup dünyaya mal olmuş bir Türk düşünürü olduğunu söyledi. Nasreddin Hoca'mızın böyle bir dünyaya mal olmuş, yani Türkiye değil, artık Nasreddin Hoca'nın namı ve fıkraları tüm dünyaya mal olmuştu. Tabii ki biz UNESCO üzerinden de bunun bir kez daha kanıtlanarak tüm dünyada tescillenmesi sağlandı. Buradan tabii ki bu tescillenmede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi geçmişten gelen fıkralarını bir daha, Nasreddin Hoca'mızın fıkralarıyla bir daha gelecekteki tüm nesillere aktarılacak şekilde taşınacağını bizi gayet memnun oldu Nasreddin Hoca'nın torunları olarak. Nasreddin Hoca Sivrihisar'da doğdu. Eğitimini Sivrihisar'da gerçekleştirdi. Tabii ki kimi yerlerde vazifesinde bulundu, görevlerini yaptı ve yine doğduğu, büyüdüğü topraklara geldi. Burada vefat etti. Tabii ki burada aile kabristanı da vardır. Kızının mezarı var. Kendi mezarı da Sivrihisar'dadır. Evet. Bizler bu zamana kadar ayrı bir gururlanıyorduk. Tabii tescillenmesiyle beraber her şey daha da güzel oldu diyelim. Evet. Bu yaşa kadar gelmiş tüm gençlik olsun, tüm nesil olsun, Nasreddin Hoca'nın fıkralarıyla büyüdük. Nasreddin Hoca'nın nükteleriyle büyüdük. Nasreddin Hoca'nın esprileriyle bugünlere geldi. Bundan sonra da tüm dünyaya yayılacak inşallah. Bu da bize çok büyük bir onur ve gurur verici bir olay. Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerde ünlü mizah ustasını canlandıran, kostümünü giyip Sivrihisar esnafını selamlayan, çocuklara fıkra anlatan Ömer Özgeneci ise Nasreddin Hoca'nın bütün insanlara ders vermek, bir şeyleri ifade edebilmek ve gönüllere girebilmek için fıkralar anlattığını belirtti. Olması gereken oldu zaten. Yani kısaca anlatırsak neden? Nasreddin Hoca sadece Türk dünyasının değil, tüm dünyaya mal olmuş bir değerdir. Benim anlattıklarım, yaşadıklarım ve bugüne kadar gelen her şey tüm insanlar için geçerlidir. Sadece Anadolu değil, Türk coğrafyası değil, dünya için anlatılmıştır. Bütün insanlara ders vermek için, bir şeyleri anlatabilmek için ve gönüllere girebilmek içindi. Bunu UNESCO tarafından da tescillenmesi bizleri memnun etti tabii ki. Ama olması gereken oldu. Nasreddin Hoca güldürüyor ama neden güldürüyor? Güldürürken insanların kalbini, gönlünü kırmadan bir şeyleri o kalbine yerleştirmektir, anlatabilmektir. Çünkü Nasreddin Hoca bir gönül kırmanın ne kadar büyük bir olay olduğunu ve insanların gönlünü kırmaktansa hiçbir şey konuşmamanın daha iyi olduğunu, insanlara anlatırken onlara nakış nakış işlenmesi gerektiğini söylüyor. Ve bunu yaparken de insanlara yüzünde tebessüm bırakıyor. Kalbinde de 800 senedir eser bırakıyor. En büyük kaynağım ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Onlar o yaşta kalplerine, beyinlerine benim sevgimi, Nasreddin Hoca'yı işliyorlar. Benden çok daha fıkra biliyorlar. Nasreddin Hoca kıyamete kadar insanların gönlünde, kalbinde yer edinecektir. Ana haber bülteninin sonuna geldik değerli izleyenler. Mutlu akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar.
Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 haftalık zorlu maratonun ilk yarısında sona yaklaşıldı. Hesile Çafyonspor'un mücadele verdiği Beyaz Grup'ta son 2 haftayı yine birbirinden zorlu müsabakalar bekliyor. Son 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7. sıraya yükselen Hesilaç Afyonspor bu hafta deplasmanda lider Şanlıurfa Spor'la mücadele edecek. Sezonun tek yenilgisini Menemen Spor karşısında alan ve son 2 haftaya 33 puanla lider giren Şanlıurfa Spor, en yakın takipçisi Esenler Erok Spor'un 1 puan üzerinde zirvedeki yerini koruyor. Hesilaç Afyonspor ise son 3 haftada evinde oynadığı Menemen Spor ve Arnavutköy Belediyespor maçlarından 3'er puanla ayrılırken Isparta 32 Spor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak moral buldu. Afyonspor'un mor beyazlı takımı ilk yarının son maçını 18 Aralık Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Soma Spor'la oynadıktan sonra devre arasına girecek. Hesilaç Afyonspor'un hedefi ilk yarının son 2 maçını en az kayıpla kapatıp ilk yarıyı daha üst sıralarda bitirebilmek. Bu arada gruptaki diğer takımları da ilk yarının son haftalarından birbirinden zorlu müsabakalar bekliyor. A milli futbol takımının 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri, D grubunda gelecek yıl Mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı maçların yerleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ay Yıldızlı ekip Euro 2024 elemelerindeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan'la başkent Erivan'da karşılaşacak. Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Milliler D grubundaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi. Kızından etkilenerek eskrime başlayan baba, 4 yıldır madalya mücadelesi veriyor. Konya'da eskrim yapan kızını antrenmanlara ve turnuvalara götüren 53 yaşındaki baba İrfan Eken, kızının antrenörünün teklifiyle başladığı eskrimde 4 yıldır yarışmalara katılıyor. Selçuk Üniversitesi'nde teknik personel olarak görev yapan Eken, 7 yıl önce eskrime başlayan kızı Dilanaz Eken'e eskrim antrenmanlarında ve turnuvalarda eşlik etmeye başladı. Eken'in zamanla bu spora ilgi duymaya başladığını fark eden kızının antrenörü, Eken'in spora başlamasını sağladı. Eken, eskrimin çok basit bir spor gibi göründüğünü ancak öyle olmadığını ifade etti. Eskrim böyle hayatınıza girdikten sonra ilk başladığınız dönemde hani çok basit böyle dürtüyorsun, bırakıyorsun. Öyle değil aslında. Başladığınız zaman öyle değil. Gerçekten çok zor bir spor. Efor gerektiriyor. Ama başladıktan sonra da bir bağımlılık oluşuyor. Bırakamıyorsun. Çok ilginç. Sürekli izlemek istiyorsun. Yani eleniyorsun. Mesela ben bugün elendim, evet. Ama halen izliyorum, maçları izliyorum. Sonuna kadar duracağım. En son ödül seremonisinde gideceğim artık, evime gideceğim ben de. İçine çekiyor. Dışarıdan göründüğü gibi bir spor değil. Antrenmanda maç yaptığımız vardı. Mesela o maçta ben çok daha yeniydim. Dila biraz daha eski başlamıştı. Beni yendi mesela. Bayağı bir aramızda alay konusu oldu ama bu sefer boynuz kulağı tersine geçti. Ben onu geçtim. Daha sonra ben onu yendim. Tabii daha genç, atletik, bizim nefesimiz yetmiyor. Yani aramızda öyle bir tatlı sürtüşme olur antrenmanlarda maç yaptığım zaman. Hani sen yendin, ben yendin, hatta eve geldiğimiz zaman bunun konusu olur. Dila yeniliği kabul etmez asla. Yok ben yendim deriz. Hani sen hata yaptın, kural hatası yapmıştın. O yüzden ben yendim aslında ama sen yenmiş gibi gözüküyorsun. Öyle aramızda küçük münakaşalar olur yani. İrfan Eken'in kızı da babasının eskrime başlamasıyla ilgili şunları söyledi. Ya babamın başlaması zaten ikimiz de aynen geliyordu zaten, gidiyordu falan filan. Sonra işte dedi, o da başlayayım dedi. Sonra işte tabii benim sayemde. Ondan sonra işte geldi, konuştu. Başladık aynı spor. O da 4 yıldır devam ediyor buna. Antrenmanlarda beraber maç yapıyoruz. İşte ben onu çoğunlukla zaten ben yeniyorum. Ondan sonra o yeniyor falan.
mutlu oldum açıkçası. Ailesel spor yapmak hepimize katkı sağladı. Geleneksel Türk okçuluğu ailelerin desteğiyle yükseliyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, branşlarının özellikle ailelerin verdiği destekle geliştiğini söyledi. Türk okçuluğunun yayığı, oku, kıyafetleri ve ritüelleriyle dünyada kabul görüp markalaştığını ifade eden Cengiz Toksöz konuşmasını şöyle sürdürdü. Türk tarihinde ise okçuluk Türklerin bir yaşam biçimi. Türk okçuluğu dediğimiz dünyada da bir marka. Yayıyla, okuyla, kıyafetleriyle, ritüelleriyle Türk okçuluğu dünyada da kabul görmüş bir marka. Bizler de Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu olarak bu tarihi misyonu, bu kültürü, bu geleneği yaşatma adına elimizden geldiğince 2019 yılında kurulduğumuz günden bu yana gayret sarf ediyoruz. Okçuluk Türkiye'de yaklaşık son dönemlerde 25-30 yıldır yapılan bir branştı. Kültür de barındıran bir branştı ama 2019 yılında federasyonumuzun kurulmasıyla özel bir federasyon olması hasebiyle kurumsal bir çatıya kavuştu. Bunun da sonucunda şu anda geldiğimiz noktada gerçekten 2022'de yaptığımız müsabakalarla ivmesi devamlı yukarıya giden, devamlı yükselen bir grafik içinde Türk toplumunun, gençlerin geninde bulunan bu branşın sadece bir spor branşı olarak olmadığı, kültür barındırdığı, içinde bir ahlaki tarafın, manevi tarafın da bulunduğunu çok net bizler hissediyoruz. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.